Çok güzel bir servisiniz var. Mutfağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Ne? Ver. Aa, hoş geldin Eda. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nihan dolsun. Kardeşim yok mu? Ha, dışarı kadar çıktı. Buyursanıza. Eda'cığım bence buyuralım. Burada her şey beleş çünkü. Yer içeriz. Eve gidip ne yapacağız şimdi? Geç. Geçin, geçin. Bakıyorum da Dudu Hanım dolaşmanıza pek bir şey söylemiyor herhalde. Yani tam olarak öyle sayılmaz. Annemin haberi olmadan dışarı çıktım. Arkadaşlarımla buluşuyorum dedim. Ya gör halimizi gör. Kaç yaşına geldik hala hanımefendiden gizli saklı yalan dolanla buluşuyoruz ya. Aman üzülmeyin çocuklar. Biz de vaktiyle anneyle öyle buluşurduk. Evlenince hepsi unutulur canım. Hmm. Ay ne diyorum biliyor musunuz? Ne diyorsun? Hazır şu kafe tenhayken birer kahve yapalım da içelim. İçimden geldi sıfı al bakacağım. Hadi. Hadi. Peki. Aa, fala bak ayol. İçinde yok yok mübarek çıfıt çarşısı gibi. Ay ne görüyorsun, ne görüyorsun anlat. Ay vallahi böyle bir sürü yollar, bir sürü adaklar. Durmadan büyü yapan bir kadın var burada. Çocuklar, bu kadın birinizin ailesinden söyleyeyim. Aslında bu yani iyi bir kadıncağıza benziyor da sevenleri ayırmak için böyle sürekli büyü yapıyor. Kız Eda, hı, bu annen olmasın sakın. O annem mi? Yok sanmam. Al işte. Kız Eda, yine anneni görüyorum. Heh, bak bu Dudu Hanım işte. Ve resmen pişman olup bir erken ayaklarına kapanacak ben sana diyeyim. Annem. Dudu Hanım teyze hayatta yapmaz. Ha, na şuraya yazıyorum göreceksiniz. Dudu Hanım bir erkeğe sırtını dönmüş de sanki başka bir erkeğe de fazla yüz vermiş gibi. Fakat bu sırtını döndüğü adam her kimse birinden böyle bir akıl alacak, Dudu Hanım'ı terk edecek. Yani daha doğrusu terk edecek gibi yapacak, ona ders vermek için mahsusluklarını anladın mı? Sonra Dudu Hanım da pişman olup bu adamın ayaklarını kapatacak, ben sana söyledim. Aha. Allah Allah. Eda, annenin hayatında Umur Bey'den başka biri de mi var? Yok. Attın yani Suzan. Ya olur mu öyle şey, koskoca kadın kaç yaşına gelmiş bir erkeği zor bulmuş. İkincisi nereden çıkacak ya? Bu adam eskilerden. İnanmazsanız inanmayın ayol. Çıkınca söylediydi dersiniz ama. Ben dinliyordum, devam etseydiniz. Yok şekerim yok, devam filan edemem. Biri inanmadığı zaman konsantrasyonu bozuluyor da kusura bakma, bakamam.